Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz QNB Finans kiralama hissesi. Bu hisseyi bana arkadaşlar niye sordunuz onu anlamadım ben. Bakın hisseyi götürünce götürüyorlar. Çok ciddi rakamlarda böyle muazzam şekilde yükseltmişler. Bir de kısa sürede arkadaşlar altını çiziyorum kısa sürede. Bakın 2019 19 Ağustos 2020 Ocak. Yaklaşık olarak arkadaşlar hemen hemen 5 ayda 5 aylık süre zarfında hisseyi ne yapmışlar? Kaç kat yükseltmişler? Şöyle yapalım. Şöyle yaparsak daha iyi olur. 5 ayda hisseyi 62 kat arkadaşlar. Yani küsuratlarına bakmak lazım ama en düşük değerlerine, en yüksek değerlerine. 60 kattan fazla, 62 kat, 6 kat demiyorum arkadaşlar, 62 kat diyorum. Çok muazzam bir rakam. Yani 100 bin lira koyan 5 ay sonra 6 milyon 200 bin lirası olmuş. Daha fazla koyan, örnek veriyorum, 1 milyon koyan 62 milyon lira parası olmuş 5 ayda. 5 ayda. Yani çok muazzam bir rakam. Bu kadar kâr marjini çoğu coin'le bile bulamazsınız arkadaşlar. Çok zor, nadirdir. Bakın şu çıkışı görüyorsunuz mu? Füze gibi çıkarmışlar, füze gibi. Ve şu an hocam durum ne peki? Biz onu yakalayamadık, onu göremedik, yapamadık. Artık fırsat bulamadık. Bu 5 ayda öyle bir çıkarmışlar ki kimsenin de haberi olmadı. Haber olan olmuştur da bundan sonrası ne var? Bundan sonrası arkadaşlar aşağı geliş var. Bakın şu kanal var ya. Bu kanala kadar getirecekler. Tabii getirirlerken şu kanalı koruyarak da şu hareketleri yapacaklar. Kanalı dibine getirecekler. Sonra tekrar yükseltilecekler. Bu yükseliş bile yüksektir arkadaşlar ya. Bak orada bile paranızı 1,5 kat yükseltiyor. Orada bile yükseltiyor. İnerken bile kazandırıyor böyle bir hisse. Ama ne kadar aşağı inerse bu potansiyel olarak daha da azalacak, bilginiz olsun. Yani o kadar yaptırmayacaklar. Kanal limiti ne kadar? Limite gelmezse, kanalın dibine gelmezse buradan da artık aynı şekilde ama en azından bu hissede düşerken bile tepki alımları çok muazzam rakamlar olur. Bilginiz olsun. Şu an böyle bir hisse ama geleceği yer burası arkadaşlar. Geleceği böyle işte gireceği kanal işte buralar. Ya 30'lu, 40'lı, 50'li rakamlar. Öyle aşağı geliyor. Şu an için aşağı geliyor. Görülen bu. Yani 5 ayda 62 kat muazzam rakam arkadaşlar. Çok güzel rakam. Tabii bunu hissenin karlılığıyla yaptığı faaliyetlerle açıklayamazsınız. Bu yükselişi kimse açıklayamaz. Bununla alakası yok şu zaten arkadaşlar. Yani inşallah böyle herkese nasip etsin. Allah böyle ama sabır da nasip etsin arkadaşlar. Öyle herkesin dayanacağı bir olay değil. Bir hisse alıyorsunuz. Örnek veriyorum 100 bin lira kavuşun. Bir bakıyorsun bir haftada 100, bir haftada hatta evet 200 bin lira oldu, 300 bin lira oldu. Yani buna herkesin dayanabileceği bir durum değil ama ok gibi. Yani dayanılacak bir durum değildir. Tabi limiti bilemezsiniz burada limitleri falan. Beni bir yerde sonra satarsınız ama 60 katı yükseltmiş yani. Tahta aklımdaki fikir buymuş. Daha da yükseltirler miydi? Yükseltirlerdi arkadaşlar. Kim engel olacak ki? Ne yapacaklar? Yükseltirler mi? Yükseltirlerdi. Kendileri alıyorlar. Kendileri çıkarıyorlar. Şu anda işte burada çıkarırken hemen hızlı bir şekilde mümkün değil indiremezler. Çünkü al fırsatı bile zor vermişlerdir. Buradaki mallar satılıyor arkadaşlar. Anlam olmaz. Anlam olmaz. Hızlı gelmenin anlamı olmaz. Yavaş yavaş gelecektir. Ve ne kadar sürede gelmiş? 2000 Ocak 2020'den. Bir yıllık sürede de buraya gelmiş arkadaşlar. Bakın bir yıllık süre zarfında da buraya gelmiş. Geleceği yer var mı? Az bir yer daha kalmış burası. Ondan sonra hisse artık iniş duracaktır. Yataya saracaktır. Ondan sonra da yeni start yükseliş hareketleri daha sonra beklenebilir. Bu hisse de bir dahaki hedefi daha yüksek olur arkadaşlar. Şu hedefini çok çok üzerinde olur. Eğer böyle bir start verirlerse. Ne kadar üzerinde olur diye sorarsanız bana. Ama biz şimdilik bunu vermeyelim arkadaşlar ya. Bunu daha sonra sorarsınız. Daha yüksek olur. Şu andaki değerin bir bakalım. Oo. Yaparlarsa ya 3 katına yakın neredeyse çıkıyor arkadaşlar. Daha fazlası çıkıyor. Ama biz önce bunu düşünmeyelim. Önce şu an aşağıya düşünelim çünkü hisse aşağı geliyor. Önce şu an konumuz burası arkadaşlar. Bizim konumuz şu an burası. Aşağı gelirken de böyle geleceğini tahmin etmiyorum arkadaşlar. Böyle sert şekilde değil de tepki alımlarıyla aynen burada olduğu gibi bakın getiriyorlar. Bunları dedikten sonra destek ve direnç noktalarını verelim. Yani kalk dayanılacak bir hisse değil arkadaşlar. Böyle muazzam bir rakammış ya. Enteresan. Çıkarınca çıkarıyorlar işte böyle. Aşağıda 61-66'sı var. Kırılması halinde bir sonraki destek noktası 58-14. Bakın aşağıda yakalarsanız kanal limitinin aşağısında yakalarsanız güzel tepki alımları gene verir bu hisse.
Kazandırır, orada da kazandırır. 53. Küsuratlarını boş verelim. 49. Ve yakalarsanız bu noktada 46, 47, 47 diyelim arkadaşlar oraya da. Burada yakalarsanız ne kadar verir? Kazanır arkadaşlar yine. En az şuraya kadar zorlar. %60, %70, %80'e kadar gelebilir. Sonra tekrar aşağı bu kanala getirirler. Peki şu an yukarısı için ne var? Yukarısı için arkadaşlar 72'si var. %72'nin kırılması halinde 89. 89, evet. 89'a kırılırsa yapabileceği yaptıracakları maksimum rakam, o da arkadaşlar maksimumunu veriyorum, 110. 110'u da göremeyebilir. Ondan sonra ne yapar? Ondan sonra aşağı. Aşağı yavaş 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 bu kanala girer. Ondan sonra kanal içindeki şuradaki destek direnç aralığını daha detaylarını da çizeriz arkadaşlar. Ana hatlarını çizdim. Ondan sonra gireceği kanal burası. Buradan gene start hareketleri, artık yataylaşma hareketi, yükseliş hareketi buradan yavaş yavaş da olsa başlayabilir. Ama burada da takip edeceğimiz asıl nokta şuradaki desteğinin, bakın uzun süre 6-7 ay sonrası olaydan bahsediyorum, yakın zamanda bahsetmiyorum. Desteğini kırılıp kırılmaması, o destek kırılırsa daha şanslı var arkadaşlar. 239 uza kadar yükselmiş bir hisseden bahsediyoruz. Kaybı oranı ne kadar? Bakalım kaybı oranına. %72. Getirebilir arkadaşlar. Start verirlerse de, bakın şu tepeden birazcık daha yukarı tepe noktası oluştururlarsa şu alta getirip öyle verebilirler, ama risk görüyor mu arkadaşlar ya, hala risk var ya. Öyle yakın zamanda 62 kat yükselen bir hisseden son bir yıl öncesine kadar bahsediyorum. Yani çok şu an yeni bir start hareketleri beklenemez. Halka arz olmuş. Bakın çok kısa sürede arkadaşlar ya. 2018'de, 2018 yılında halka arz olmuş. 2019 yılında bu hareketi yapmışlar. Darısı diğer arzlara diyelim artık yani. Ama diğer arzlar ne yapıyor? Şey diyor arkadaşlar. Bakın onlar da öyle yapabilir. Mesela ben Turex'e dedim ya. Turex herkes nefret ediyordur. Doğrudur arkadaşlar. Biliyorum, bir şey demiyorum. Ben de şeyi takip ettiğim sitelerden biriydi. Ya bu tarz hareketler, ben onda mesela kanal limitini 50'li seviyeler gördüm. Daha üstünü bilmiyorum ama daha üstünü daha sonra bakmak lazım. Bazı hisseler, yeni arz alınan hisseler böyle bıktırıyorlar sizi ya. Bir start verdikleri zaman her şey bir starta bakar. Götürdükleri zaman götürürler arkadaşlar. Sabır olayı ya. Hisse sabır olayı, alacaksın, bekleyeceksin. Bu paraya bir kere ihtiyacın olmayacak arkadaşlar. İhtiyacınız olan parayla borsada yatırım yapamazsınız. Olmaz. Ödemesi vardır, bir kredisi vardır, şunu vardır, bunu vardır. Öyle olmaz arkadaşlar. Krediyle borsa oynanmaz. Borsada yatırım yapılmaz. Alacaksın, unutabileceksin. O paranız olduğu zaman sıkıntı değil. Hisseyi verirsiniz. Analizlerini yaparsınız. Ve bakarsınız, beklersiniz arkadaşlar. Birçok hisse, sadece bir hisse değil. Birçok hisse, ne kadar çok hisseniz olursa o kadar çok iyi olur. Portföyünüz ne kadar geniş olursa o kadar iyi olur. Biz bunları yazdık mı? Hayır, yazmadık. Bunları yazalım arkadaşlar. Bu dediğimiz rakamları yazalım. QNB Finans'ın yukarıda neyi vardı? Yukarıda hissede bir kere 72'si var. 89'u var. Bu da maksimum arkadaşlar. Bakın bunu göstermeyebilir bir de 110'u var. 61-60 demişim ama 61'i de yazalım. 58-14 demişiz. 58 yazalım. 53 var. 49 var. Ve 47'si var. Buralara gelirse böyle güzel tepki alımları gelir. Özellikle şu son iki rakamda çok güzel tepki alımları gelebilir. Evet, bu seçi söyleyeceklerim bu kadar. Geleceği yer belli arkadaşlar. Buraya getirmeye çalışıyorlar. Ondan sonrası için bu kanalda tekrar gerekirse, bu kanala gelirse bakarız. Farklı bir hissede, farklı bir analize görüşmek üzere.